Anne keşke o gün ben de Murat ve Ragıp abi gibi ölseydim. Şunları yaşayacağıma ölseydim. Çünkü bizim çocuklarımızı gözaltına aldıklarında 40 kişilik nezaretle 120 kişi dolduruyorlar. Çocukları üst üste istifliyorlar. Üzerlerinden siz bunlara layık değilsiniz diyerek askeri üniformalarını alıyorlar. Ve yanlarına köpek bağlıyorlar siz buna layıksınız diye. Tuvalete gitmek isteyen çocuğu alıyorlar oradan. Bu dirseklerini çocukların sırtlarına geçire geçire, kafalarını duvarlara vura vura tuvalete götürüp getiriyorlar. Aynı gece. Aynı gece 15 Temmuz gecesi karakolda. Ve çocuklara bir parça ekmek veriyorlar her gün. Ve her susadıklarında tuvaletten su içiyor bu çocuklar. Yani bizim çocuklarımız bunlara hak edecek ne yaptı? Boğaz Köprüsü'nde öldüresiye dövüyorlar. Öldü diye çocuğu morga koyuyorlar. Elinin azıcık bir hareketlenmesiyle ölmediğini anlayıp morgdan çıkarıyorlar. O halde karnevan içinde çocuğu hakim karşısına, daha doğrusu savcı karşısına ifade vermesi için çıkarıyorlar. Ameliyat önlüğüyle Kaan orada ifade veremiyor, bayılıyor. Çocuğu o şekilde sürükleyip nezarete götürüyorlar. Nezarette bir daha dövüyorlar çocuğu öldüresiye. Morgdan çıkmış. Evet. Ve Kaan orada tekrar bayıldıktan sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Kaan gözünden 2 kez ameliyat oldu. Gözü %20 görüyordu. Mahkeme esnasında Kaan'ı tekrar dövdüler. Ayağa kalktı mahkeme esnasında diye ayağı uyuşmuş. Ayağa kalkmıştı ayağının uyuşukluğu geçsin diye İsmail'le birlikte. İsmail'in bacağını kırdılar. Kaan da demiş ki, abi ne olur gözüme vurmayın, gözümden yeni ameliyat oldum 2 kez, gözüm görmüyor. Öyle dedi diye daha çok gözüne vurdular. 3. kez gözünden ameliyat oldu Kaan ve şu an hiç görmüyor. Tolga diye bir çocuğumuz var. Top gibi polisler çocuğu birbirlerine atıyor, kasıklarına tekme vuruyorlar. 1 yıl boyunca kan işedi Tolga. 1 yıl boyunca. Düşünebiliyor musunuz?